Buradan. Tamam. Mezgit var abi. Mezgit var. Sarık var. Bazım var. Serdar var. Starik var, barbun var. Çikolata 50 lira abi. Levrek. Tanesi 20 liraya gidiyor. Çinekop abi, çinekop 50 lira. Çinekop 50 lira. Bir hamsi var, paket. Tartarız. Rasim Usta. Buyurun. Kaç senelik balıkçısın? 20 senedir buradayız. Balığın ruhunu biliyorsun yani. Evet. Balık fiyatları nedir? Mezgit de ne kadar? Mezgit şöyle var. 50 lira. Evet. İnce mezgit var. 20 lira. Bu 50 lira olan mezgit ayıkladığında ne kadar kalıyor? Ondan aşağı 650 gram falan kalıyor. Havyarı falan içinde oluyor. He, 650 gram. Normalde ayıklanmışı kaç kiloya, kaç liraya geliyor şimdi o zaman? 80-90 liraya geliyor. Şöyle öyle geliyor. Evet. Vay be. Barbun ne kadar? Barbun şu anda 60 lira şöyle yenisi. Onu ayakladığın zaman ne kadar geliyor? O da 750 gram falan falan alıyor. Bunda fazla bir şey çıkmıyor. Barbun biraz hafif basar. Bırak bir basar. Burada yani. Peki istavrit ne? İstavrit şu anda 25 lira gidiyor. 25 lira? Evet. Şimdi en ucuz balık istavrit mi burada? Şu anda en ucuz istavrit var şu anda bugün. Mezgit var 20 liraya. 20 liraya? Orta mezgit yani. Peki başka ne balığımız var burada? Çupra var. Çupra var. Şöyle çinekop var, yaprak çinekop. Kaç kuruş çinekop? O da kilosu 50 liraya gidiyor. Onu ayıkladığın zaman ne kadar kalıyor? Onu ayıkladığın zaman aynı kalıyor yani. 750 gram. 750 gram. Evet. Yani o fazla fire vermiyor. Fazla vermiyor. Evet. Şu büyük balık ne? Bu levrek mi? Bu levrek. Levrek. Yani yedisi. Onu öyle komple satamıyorsun. Parçalayıp satıyorsun yerli, değil mi? Yerli somonu. Yerli somonu. Kaç onun kilosu? Kilosu 80 lira bunun. 80 lira. Evet. Bu sene niye böyle balıklar uçtu ya fiyatları? Ya fazla çıkmadığından kaynaklanıyor biraz da. Abi tekneler zaten 3 kasa 5 kasayla geliyorlar. Hiç fazla yani, çıkmıyor. Ne diyeyim, 1 kasa 2 kasa iri balık oluyor. Peki burada buzhane var mı şu anda? Var, buzhanemiz de yaptık. Buzhanemiz var. Yok, buradaki tezgahta buzhane balığı var mı? Buzhane balığı yok şu an. Yok, buzhane balığımız yok. Hepsi taze. Hepimiz taze. Evet. Balıklarımız günlük geliyor. Barbun ne kadar? Barbun 60 lira abi. Ayçiçek düzeltimi de. İstavrit var 25 lira. Çupra ne kadar? Çupra kilosu 50 lira. Bir kilosu yani 25 liraya falan geliyor. Tabii. Etten pahalı ya. Ya öyle işte. Değil mi? Evet. Hani şu hani bir tanesi, bir tanesi bir kişiye yeter bu. Ne kadar gelir o? Biz tartarız. Tahminin kaç şey, ne kadar diyor? 700 gram. 500 gram falan geliyor. Yarım kilo kadar. Yani. Yarım kilo. Kaç lira dedin? Tanesi 25'e geliyor. 25. Evet. Yarım kilo gelse demek ki kilosu 50 lira. 50 liraya geliyor. 50 lira. Karadeniz'de evet. Balık kalmadı abi. Karadeniz'de balık kalmadı da. Ne olacak böyle? Az önce dediğim gibi yani tekneler 2 kasa 3 kasa ile gelen. Taş çatması 7-8 kasa 10 kasayı kimse bulmuyor. Çaresi ne? Çaresi abi ona ne diyelim abi şimdi bir şey diyemeyiz ki biz. Ya bir çare vardır bir çözüm ya, var. Çare. Bu bir şey tutuyorlar. Balıkları alıyorlar tutuyorlar şeyden yem fabrikasına gidiyor. Hmm. Küçüğü büyüğü. Trol mü? He. Yani küçüğü büyüğü. Yem fabrikası gitmezse balıklar daha büyür, daha ucuza gelir yani. Hmm. Bu yüzden balık kalmıyor. Yem fabrikasında pahalıya da satamaz onu. Ya işte şu küçükleri tutuyorlar. Yem fabrikasına gidiyor. İncesi küçüğü. Bunu kimse ilgilenmiyor aslında bundan. Şu istavritin boyu kaç ya? Küçücük bu. İstavritin boyu. İstavritin olarak kurtarıyor. Kurtarıyor. Ben nereye bakarsan 12 santim var bu istavritin. İstavrit kaç lira? Kaç lira şu anda? Şu anda 25 lira istavrit. 25 lira. Evet. Bunu ayıklayınca ne kadar kalıyor? Bunu ayıklayınca aynı. 750-800 gram falan geliyor. Bunda fazla bir şey fire vermiyor. Sadece normal. Şunu kopartıyorsun o kadar. Başka bir şey yok. Ama mezgit daha çok fire veriyor. Hmm. Ama balıkların içinde balığın kralı istavrit abi. İstavrit abi. Yapana bağlı ama. Evet. Tabii tabii. Yani şimdi benim istavrit yapmam başka, senin yapman başka. Koca usta. Öyle. Bu işler böyle.